Melike'ye dönelim. Melike, biraz konuşturalım seni. Hadi. Bir anlat, ne oldu? Nasıl keşfedildin o gün? Yani şöyle ki, benim çok yakın bir arkadaşım var. Aynı zamanda ortağım, bir organizasyon şirketimiz var bizim. Evet. Onunla ofisteydik biz normal. Ondan sonra dedi ki benim canım balık istiyor ki. Öğlen balık falan pek yediğim bir şey değil. Yani. Mevsimlerden ne? Ağustos işte. Ağustos, yazın, öğlen balık, evet. Ona 11.30 falan hem de yani bir de. Olsun, evet. Çok öğlen de değil o kadar. O tutturdu böyle gidelim resmen. Biz içeri girdik, işte iki masa vardı zaten, bomboştu. Bir masada da Meral Okay, ondan sonra Mehmet Günsur ve bir tane de hanımefendi. Tabii ben çok da böyle bakıyor olmamak için bakmadım ve oturduk yerimize. Ondan Mehmet sonra, Günsur'u falan görünce tanıdın tabii. Tabii tanıdık canım, onu görünce Mehmet Günsur fiksi o. Evet. Ondan sonra... Balığı bırak Mehmet Günsur. Şimdi Mehmet Günsoy'un önünde öğlende balık yemeyelim falan. Evet. Evet. Ondan sonra biz oturduk, sonra daha sonradan Nermin Eroğlu olduğunu öğrendiğim hanımefendi yanıma geldi ve dedi ki ben Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısıyım, ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bu benim kartım falan. Biz önce bir kamera aradık tabii. Arka taraftan çok ses geliyor arkadaşlar, onu bir konuşulanları. Evet, pardon, özür dilerim. Etrafta böyle herhalde bir şaka yapıyor diye, ama sonra da diyoruz ki yani Mehmet Günsur niye olsun bu şakanın içinde yani. Oradan, sen şaka diye oradan sağlamasını yaptım. Evet, evet. Yani çünkü biraz garip. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen senin yanına gelmeden önce bir bakışları falan sezmiş miydin? Yani böyle yok, sana bir enteresan bak. Hayır. Hayır. Ondan sonra Ondan sonra çıkmadan tekrar bekliyorum telefonunuzu falan dedi ve gitti. Biz de şöyle Selin'le biraz birbirimize baktık. Ondan sonra ben hiçbir şey yemedim. Zaten yemeği niyetim yoktu. Zorla gitmiştim. Ondan sonra işte çıktık. Bunun üzerine biraz aramızda bir konuştuk. Ondan sonra ben Nermin ablayı aradım. O da dedi ki tamam, çok iyi, çok hoş ama bunun tabii hani ilk beğenmek ayrı bir şey. Bir de neyi ne kadar yapabilirsin onu görmek lazım. Da. Ondan sonra işte bir minik audition yapıldı. Ben yönetmenlerimizle tanıştım vesaire ve öyle. Ve girdin, ne acayip bir şey yani. Çok bir an, yani bunu film senaryosu yapsan yok canım, artık kimse kimseye balıkçıda götürüp de kart mı verir? Evet. Dersin yani, değil mi? Eski Türk filmleri gibi değil mi? Al yapımcıyım. Abi, evet de 1970'lere ait, 60'lara ait bir şeydi o yapımcının gelip kart vermesi falan filan yani. Kamera aramakta haklıymışım yani. Bir de nasıl bir güven? Senin demek ki güzelliğine, gözlerine falan filan mı bir tav oldular herhalde yani? Ay bilmiyorum. Çok da bir abartı günümde değildim gerçi. Öyle ha, pardon. Evet. Ama gözler gerçekten de makyajı sildiğin zaman da aynı mı gözler? Makyaj silince de altındaki? Nasıl yani? Yok öyle yani... bir soruydu yani. Bir şey, yok gerçekten de müthiş ya, Türkan Şora işi yani. Evet. Ebat olarak aynı tabii. Ebat olarak aynı. Peki çok ama tabii her zaman öyle durmuyor. Silikon var mı dudaklarda mı? Dudaklarımda silikon yok ama bir seneden daha uzun bir zaman oldu. O hyaluronik asit dediğimiz, adını söyleyemediğim. Ne asit? Hyaluronik asit. Evet. Ondan evet, ama... Bunu unutmayın. Lazım o hyaluronik asit. Yanındaki adet de dudağım ciddi. Ondan bir, yani hepsini değil ama ben seviyorum böyle biraz böyle depresyonda falan olursam yok saçımı şöyle yapayım, yok dudağım şöyle olsun filan yaptım yani. Ama onu zaten 7-8 ay gibi bir ömrü olduğunu söylüyorlar. Bunu bana sorduklarında da bu arada ilk defa burada şey yapıyorum çünkü şunu sevmiyorum yani, çok güzel bir projede bana şans verdiler ve ben oynadım ve o dizinin adıyla, çünkü ben bir şey söyleyeceğim, ertesi gün üstüne başka biri bir şey söyleyecek. Aferin, dudaklarım doğru. Aynı şeyde ya da böyle saçım bilmem ne olsun istemediğim için, yoksa yani tamam, bizim süpersin. Settekilerin hepsi biliyor zaten. Bitti gel. Mi peki acaba yani? Ha? Bitti mi, dizide bir daha dönüş var comment. Mı? Ayrıldın tamamen. Yorum yapmıyorum. Evet. Ha, yorum yok. Ha, evet. Onu öğreniriz biz bugün. Yayın saatimiz uzun, 2 saatte. Ben o işi çözerim. Oh.